olsa olsaydı olurdu. Ona da kesinlikle sapık diyenler çıkacaktı. Çıktılar da. Sana şimdi seni tasdik eden, Ali Rıza hocam tasdik eden kaç kişi var? Recep hocam onu söylüyor. Eyvallah. Ama ikimiz farklı şeyler söylüyoruz. Evet. Ben diyorum ki, yani sen iman işte onun peygamber olduğunu kabul ettiğin için onu dinleyecektin. Ulan din kabul etmiyor. Benim aynısı. Hadi Ali Rıza. Hadi Ali Rıza. Hadi Musa'nın getirdiği elimizde. He? Hadi yani daha heyecanlı olmamız lazım. Aynen öyle. Aynen öyle. Bizde İnsanın yok. İnsanın her yerde kıyamete kadar bu böyle olsun. Bu böyle. Bu sünnetullah mıdır, nedir ben anlayamadım. Anne Recep hocam bir soru üç sormuştu. İki oluyoruz, geri ikiye düşüyor. İki oluyoruz, üçe çıkıyor, geri bire düşüyor. Bu nasıl bir iş? Ben 85 yılında beri bu işi, bu tezgahtan dokumaya çalışıyorum. Hiçbir arpa boyu ilerlemedim, geriye git. Bu nasıl bir iş ya? Aynen abi, bu iş böyle. İsrailoğullarından bir farkımız yok. Tabii ki yok. Bu ayetlerdeki İsrailoğulları muhatabı şu an biziz abi. Aynen öyle. Buzağı sevgisi kalplerine içirildi ayetini okuyacağız bugün. Buzağı sevgisi bizim kalbimize içirildi. Evet arkadaşlar, saatimiz geldi, başlayalım inşallah. 5 dakikada geçirmişiz bugün. Bismillahirrahmanirrahim. Dün 80. ayete kadar okumuştum. Günümüz toplumunu anlatan, tabii İsrailoğulları üzerinden, Yahudileşen İsrailoğulları üzerinden örnekler vererek Allah, kıyamet kadar devam edecek olan sosyolojik bir hadiseleri bize anlatıyor Bakara suresinde. Gelgitler yaşıyordu İsrailoğulları. Bu arada bir de diyorlar ki sayılı günlerin dışında ateş asla bize değmeyecektir. Şimdi günümüzde de birileri diyor ki Müslümanlar birazcık cehenneme girecek. Girse bile hemen biraz yanıp çıkacaklar ama ötekiler ebedi kalacaklar. Aynısını şeyler söylemiş. Yahudiler söylemiş. Günümüzde de bunlar kopyalanıyor. Tabii çok teferruatlı ayetleri işledik dün. Yani üzerine konuşsak belki tekrar birkaç ders daha konuşulacak birçok şey var orada. Ama bizim tabii Kur'an'ı bitirmemiz gerektiğinden dolayı devam etmek zorundayız. Bugün 81'den devam edeceğiz inşallah. 81. Evet, kimdir kötülük işlerde günahı kendisini kuşatırsa artık onlar ateşin altındadırlar. Orada süresiz kalacaklardır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şimdi bir Rabbani yol var, bir de gayri Rabbani yol var. Gayri Rabbani yolun temel malzemesi kötülüktür. Kim bir kötülük işler de günahı kendisini kuşatırsa, yani bu ne demektir? Günahı ağır olanlar, mesela kafir olunca bütün söyledikleri ve yaptıkları hepsi kötü mü? İyi yönleri de var ama kötü yönleri daha çok olduğundan dolayı kafir oluyor. Hani bir ayette şöyle diyordu, bu Kur'an apaçıktır diyordu. Bu Kur'an apaçıktır. Neden öyle diyor? Niye anlayamıyoruz o zaman bu Kur'an'ı? Çünkü bu Kur'an apaçıktır derken Kur'an'daki çoğunluk olan ayetler anlaşılır şekilde ayetler. Ama bazı ayetler, çok az ayetler anlaşılması güç olduğu için, müteşabih olduğu için kendi anlamı dışında farklı anlamlar ortaya koyduğundan dolayı Kur'an onları gale almıyor. Apaçıktır ifadesi kullanırken ondan öyle diyor. İşte burada da kötülükleri kendisini kuşatanlar kafir ifadesi kullanıyor. Ve arkasından diyor ki onlar ateşin halkıdırlar.
orada süresi kalacaklardır. Hani kötülükleri, yani günahları çoksa, günahları miktarınca yanıp ondan sonra günahsız olan bölümünden neden cennete girmiyor? Az önce ateş bize sayılı günlerden başka dokunmayacak diyen Yahudiler, şimdi burada kötülükleri kendilerini kuşatıyorsa, çoğunluğu kötülükse az kadar cennette yaşasınlar. Ama öyle olmuyor işte. Kötülüğü kendisini kuşatıp artık Rabbani oldan sapıp kesinlikle iki arada bir derede bir insan tipi olmuyor. Orada insan ya Müslüman olarak ölüyor ya da inkar ederek zulmederek ölüyor. Onun iyiliklerini örtüyor o kötülükler. Artık kendisi tercihini kullanıyor. Bu anlamda anlamak lazım. Bu ayeti bizim Kur'an konuşma dili grubunda da paylaştım. Ben bu ayetin Kur'an'daki en tehlikeli ayetlerden birisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu ayet bir ölçü veriyor burada. Neyin ölçüsünü veriyor? Müslüman olarak kalmanın veyahut da kafir olmanın bir ölçüsünü veriyor. Bu ölçü günahı kişinin kuşatması. Peki bunu nasıl anlayacağız? Bir günah bir kişiyi kuşatıp kuşatmadığını nasıl anlayacağız? Veya kendi işlediğimiz günahlarda olabilir. Bu günah da bizi kuşattı mı kuşatmadı mı nasıl anlayacağız? Mesela Hatice Hanım'a soralım. Hatice Hanım nasıl anlayacağız? Günahı kişiyi kuşattı mı, kuşatmadı mı? Yani şöyle anlayabiliriz. Ya ben şöyle hissediyorum. Mesela daha önce bilmiyorduk. Sonra Kur'an'la tanıştık, öğrendik. Allah'ın emirlerini biliyoruz. Buna rağmen ben artık dönemem, ben devam edeceğim demek bence kuşatmak olur. Yani yanlış olduğunu bile bile o yolda gitmek kuşatması demek diye hissediyorum yani. Eyvallah. İsmail Hocam. Buyurun Mustafa abi. Bunun yanı sıra günahın kendisini kuşatması, onu o kötülüğü, günahı, kötülük günah olarak görmeyip iyilik gibi görmesi, normal görmesi. Peki şöyle yapsa olur mu Mustafa abi? Ya ben tamam içiyorum ama ara sıra. Böyle dostların hatırı için filan, düğünde bayramda gittiğimiz zaman veya işte arkadaşlar arasında. İşte bunda ne kötülük var diyor yani. Öyle evet. Adam. Bu kişiyi günahı kendisini kuşatmış mıdır? Evet hocam. İsmail hocam sen ne sanmıyorsun bu ayeti? Yani kişiyi günahı ne zaman kuşatır? Mikrofonu bir açılıyor, bir kapalıyor. Hocam, günahı hayat tarzı haline getirmektir bu günah kuşanması. Evet. Yani o zaman bu günahın o kişiyi kuşatmaması için kişi günahın ne olduğunu bilmesi gerekiyor. Yaptığı şeyin günah olup olmadığını bilmesi gerekiyor. Velev ki bilmiyor diyelim. Ama birileri onu uyarıyor. Kur'an onu uyarıyor. Söylüyorlar. Fakat kişi buna rağmen olsun diyor. Ben tövbe ederim. Allah kulunu yakmaz diyor. Veya başka şeyler söylüyor. Bir de şu boyutu var Ali Hocam. Mesela kişi namaz kılıyor. Oruç tutuyor. İşte hacca gidiyor. Bayram namazı kılıyor. Mevlid okutuyor, Kur'an okuyor. Ama kişi cihad etmiyor. Kişi Allah yolunda bir çaba sarf etmiyor. Şimdi bunlar da farz. Cihad etmemek de bir suç değil mi? Günah değil mi? Suç.
mesela Allah oku diyor. Yani hayatı oku, Kur'an'ı oku, vahiy oku, her şeyi oku. Niçin, ne uğruna okuyacaksın? Tevhidi kendi hayatında hakim kılmak ve yeryüzüne hakim kılmak için okuyacaksın. Kur'an'da bir sürü örnek veriyor. Musa ile Firavun'un mücadelesini niye örnek veriyor? Siz de aynı mücadeleyi yapın diye. E peki şimdi kişi bırak bu mücadeleyi yapmayı, gidip bir de Firavun'un yanına yer alıyorsa, bir de ona destek veriyorsa, şimdi bu kişiyi de günahı kuşatmıştır. Yani insanlar yaptıklarından tabii ki sorumludur. Ama yapması gerekip de yapmadıklarından da sorumludur. Dolayısıyla mesela cihat etmeme günahı bu toplumu kuşatmış. Sürekli oturup sadece dua ediyorlar. Camilerde, efendim meclislerde, sağda solda sürekli Allah'tan bir şeyler bekliyorlar. Allah en hayırlısını en şöyle versin. İşte Rabbim zalimlere fırsat vermesin. Sürekli bunu söylüyorlar. Ama zalimlere Allah'ın fırsat vermemesi için senin adaleti uygulaman gerekiyor. Zalimlere karşı mücadele etmen gerekiyor. Oraya geldiği zaman yok. Sıfır. Dolayısıyla bu da bir suçtur. Bu da kişiyi kuşatmıştır bu günahta. Bundan dolayı bu ayetin kapsama alanı çok geniş ve son derece de tehlikeli. İsmail Hocam bir şey söyleyecekti. Mikrofon açılmadı herhalde. Buyur İsmail Hocam. Evet, neyse. Bu konuda başka görüş bildirmek isteyen arkadaşımız var mı? Hocam ben şöyle düşünüyorum bu konuda. Buyur hocam. Kişiye günahın çerçevelemesi takva elbisesinden uzak olmasından dolayıdır. Şems suresi 7 ve 8. ayette diyor ki Rabbimiz فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا. Biz ona ilhamını da takvasını da fucurunu da ilham ettik diyor Cenab-ı Hak. İlka etti, evet. İlham etti diyor. İlham. Bu duyguyu Allah içimize yerleştirmiş, fıtratımıza. Doğru mu? Evet. Şimdi takva duygusu olmayan, takva Allah'tan sakınmayan bir insanın hayatı günahla geçer ve bunun birçok insan da farkında bile olmaz. Allah'a karşı çünkü sorumluluğun bilincinde değil bu an. Günahlı yaşamayı hayat tarzı haline getirmiş bu adam. Bu adamın Kur'an'la, vahiyle bir an önce tanışması lazım. Ve sorumluluklarını sırtına alıp taşımaya başlaması lazım. O da yine bu yapmış olduğumuz dersteki gibi Kur'an anlamakla anlamaktan geçiyor. Evet. Buyur İsmail Hocam. Yani sizin de demin ifade ettiğiniz gibi benim algıladığım nokta şu abi. Yani bir günahın normalleşme süreci, normalleşmesi. Elbette ki insanoğlu beşerde şaşar. Çok güzel bir ifade etmiş eskiler. İnsanoğlu elbette ki bir takım hatalar yapacak. Ama önemli olan hata yapmamak değil, önemli olan hatanın farkına varıp da hatadan dönebilmektir. Eğer yapılan bu hatalar hala normalleşmişse veya yapılması gereken bir fiiliyatın yapılmıyorsa bu da yapılmaması normal bir hayat algısı olarak telakki ediliyorsa o zaman bu günah o kişiyi kuşatmıştır diye düşünüyorum. Algım bu şekilde daha. Eyvallah. Ben mesela somut örnek vereyim. Cuma gününden Cuma gününe namaz kılan insanlar var. Ve bu insanlar haftanın diğer 6 günü ve diğer vakitlerde namaz kılmadı diye hiçbir rahatsızlık duymuyorlar. Bu kişileri günahı kuşatmış mıdır kendisini? Bu tanıma göre, bu ayete göre algım bu şekildedir abi. Öyle düşünün. Eyvallah. Peki. Diyelim ki bu kişiler bir de
5 vakit namaz kılanlar var. Haftanın 5 günü namaz kılanlar var. Ama bunların da tevhid kurmak gibi bir dertleri yok, bir problemleri yok. Varsa yoksa çocuğa daha iyi bir okula gönderelim. Kıza işte mobilya bakalım, oğluna ev yapalım efendim. Varsa uygun tekrar bir daire alalım veya Kur'an'ın mesela okuyoruz. Her örnekten bir örnek verdik diyor. Gerektiğinde evinizi, damınızı, yurdunuzu bırakıp Musa ile birlikte, Muhammed ile birlikte hicret edeceksiniz diyor. Daha iyi dini yaşayabilmek için. Şimdi bir tarafta var gücüyle mal yığmaya çalışan bir anlayış. Diğer tarafta her şeyi her an feda edebilecekmiş gibi Allah yolunda harcanan bir hayat. Şimdi bu ikisinin arasına baktığın zaman dağlar kadar fark var. Ve bu insanlar hiç gönülleri de yok. Akıllarından da geçirmiyorlar. Maldan, mülkten, evlattan feragat edip de hak yolunun yolcusu olmayı. Peki bu kişileri günahları kuşatmış mıdır? Eyvallah. Kuşatmıştır tabii. Eyvallah. Yani ben sadece kötülüklerden biriyim demek yetmiyor Kur'an'a göre. Aynı zamanda iyiliği de icra etmen gerekiyor. Yani ben işte zalimlere yardım etmiyorum demek yetmiyor. Aynı zamanda zalimi de ona karşı da mücadele etmen gerekiyor. Dolayısıyla namaz için Allah demiyor mu ki kötülüklerden alıkoyan iyilikleri yöneltilmiyor. Yine yöneltiyorsun zaten o namaz namaz. Eyvallah. Yani bu ayet kim kötülük işler de günahı kendisini kuşatırsa onlar ateşin halkıdırlar. Orada süresiz kalacaklardır. Ve buradan şunu anlıyoruz. Kötülüğün kişiyi kuşatmaması için o kişi ne yapması gerekiyor? Günahını kuşatmaması için o günahtan vazgeçmesi gerekiyor. Yani bugün Allah yolunda cihad etmemek bir günahtır. Öyleyse bu günahı işlemekten vazgeçeceksin. Ne yapacaksın o zaman? Allah yolunda cihad edeceksin. E şimdi bakıyoruz ben insanlara, Kur'an'ı okuyanı da okumayanı da hepimiz. Alışverişe vakit var. Çoluğa çocuğa vakit var. Paraya vakit var. Düğüne, dümbeye vakit var. Efendim, sağlık için yemeye, içmeye vakit var. Var da var. Her şeye vakit var. Fakat Allah yolunda iki Müslümanla bir araya gelip bir şey yapmaya vakit yok. Bu ne anlama geliyor? Bu toplumun böyle davrananları bu dinden haberlerinin olmadığı anlamına geliyor. Hayal aleminde yaşıyorlar yani. Kendi kendilerini kandırıyorlar. Hem kendilerini, hem çocuklarını, hem ailelerini kendi elleriyle iblisin kollarına teslim ediyorlar. Ve iblise teslim etmek demek, ateşe teslim etmek demektir yani. E şimdi biz bu insanlara desek, ya para verin, pul verin, hem çocuklarınızı hem de sizi şurada fırına atalım da yakalım desen, öldürürler seni, manyak mısın sen derler. Ama yaptıkları hareket bu. Şöyle diyelim isterseniz, müsaade ederseniz. Buyur Hasan Hocam. Şimdi bu insanın günahları kişiyi sarması, ne zaman günah işler noktasında namazdan bahsettik, cihattan bahsettik, Allah'ın işte yapı dediği şeylerden bahsettik. Sanki bana bu işin en önemlisi şahsım olarak algılamış olduğum şey, namaz, oruç, zekat ve diğer ibadetlerden daha önemlisi şirksiz bir imana sahip olmak. Çünkü şirkli bir imana sahip olduğunuz zaman Cenab-ı Allah diyor yapmış olduğunuz güzel amellerin hepsi nasıl diyor bir kayanın üstündeki bir kaya toprak parçası diyor sert yağan bir yağmur neticesinde akıp giderse diyor Allah katında diyor hiçbir diyor faydası olmayacak sizin yapmış olduğunuz güzel ameller. Onun için buradaki Kur'an-ı Kerim okuyan kardeşler, zikir yapan kardeşler özellikle de şirksiz bir imana sahip olmak için mücadele edip ondan sonra neler varsa
samimi bir şekilde yapmak, Allah'ın rızalığını kazanmak, tertemiz bir şekilde cennete girmek diye düşünüyorum Tevfik abi. Yani şirksiz iman hepsinden daha önemli. Yani sizin şirkli bir imanınız varsa, çok güzel bir şekilde ibadet yapmış da olsanız, Allah diyor, onun diyor pek kıymeti yok diyor. Hiç kıymeti yok diyor. Eyvallah Hasan Hocam, doğru söylüyorsun. Ben sadece şunu ekleyebilirim senin sözlerinin arkasına. Bütün günahlar insanı şirkiye götürüyor. Yani o günahtan ya vazgeçiyorsun, küçük de olsa, ya da seni şirkiye götürüyor vazgeçmezsen. Yani bütün günahların sonu şirkiye çıkıyor. Şöyle diyelim istersen, müsaade ederseniz. Şimdi... Bunu da Aliza Hocam'ın eşiğinde şirksiz bir iman yeri geldikçe devamlı olarak bunu arz edilmesi lazım ki buradaki grup arkadaşlarımız en azından şirksiz bir imana sahip olup küçük de olsa güzel amellerimiz varsa Rab onu değerlendirsin derim. Tabii ki Hasan Hocam, şimdi senin dediğin şirksiz iman, biz bunu burada sadece teorisini öğreniyoruz. Evet. Ama bu teoride bunu öğrenmiş olmak şirksiz iman anlamına gelmiyor. Şimdi bir papaz da gelip bizimle beraber oturup bir batılı müsteşrik de gelip ha İslam böyleymiş, böyle yaparsan şirk olmuyormuş diye bunu öğrenebilir. Veya kalben kabul de edebilir aynı bizim ettiğimiz gibi. Ama bunun pratikte bir uygulaması yoksa, yansımıyorsa sonuçta yine şirke giriyorsun. Niye? İnkar ediyorsun bir takım şeyleri. Buyur Aziz Avcım. Şimdi Zuhruf Suresi 36-37. ayette diyor ki biz bu zikirden uzaklaşanların üzerine şeytana bir kabuk bağlatırız. O da yolunu dosdoğru sanır, biz de onu şeytanın en yakın arkadaşı yaparız diyor. Burada aslında şu iki ayet ölürken ya Müslüman olarak ölen ya da kafir olarak ölen bir insan profilini ortaya koyuyor. Bak burada günahı kendisini kuşatanlar derken kesinlikle insanlar, Kur'an buna olgunlaşma yaşı diyor, 40 yaşına kadar gelgitler yaşayabiliyorlar. Ama o belirli yaştan sonra insan ya iman edip salih amel işleme yönünde karar veriyor ya da inkar edip zulüm yapma yönünde karar veriyor. İşte o karar verdiği yönden kolay kolay dönmüyor insan. İşte Kur'an'da söylediği gibi onların gözleri var görmez, kulakları var işitmez, kalpleri mühürlenmiştir ifadesi kullanıyor ya, mühürlenen insanlara Allah günahı kendisini kuşatanlar diyor. Öbürü de iman edip salih amel işleyenler de kesinlikle o Rabbani yolda yürüyen, gözleri açık, kulakları açık, kalpleri de tertemiz, mühürlenmemiş, ayna gibi olan insan tiplerine diyor. İşte iki arada bir derede insan tipi bırakmayacağız ifadesiyle Kur'an insanları böyle temel olarak ikiye ayırıyor. Birisi ebedi cehennemlik, birisi de ebedi cennetlik. Ebedi cennetlik olanlar demek ki arınmış, saf, o hani büyük günahları işlemezlerse o küçük günahları bağışlarız ifadesi kullanıyor ya, Allah küçüğünü de bağışlamaz, büyüğünü de bağışlamaz. İnsan kendisini o günahlardan arındırıp temizlemesine bağışlarız ifadesi kullanıyor. Hani bir tane bir arkadaş vardı kamuda çalıştığım dönemlerde. İçkiye o kadar bağımlı hale gelmiş ki anlattım buna. Hiçbiri dinlemiyor diğerleri. Ama bu arkadaş geldi kuzu kuzu dinler. Keşke dedi seninle şu içki pisliğine başlamadan önce tanışmış olsaydım dedi. Ben onu bırakmak istiyorum, o beni bırakmıyor. Ben onu bıraksam içki arkadaşlarım bırakmıyor dedi, öldü gitti. İşte bir ayette de şöyle diyor. Bu da Haşr suresinde. Biz şeytanını onlar üzerinde zorlayıcı bir gücü yoktur diyor. Ama şeytanı veli edinenlerin onlar üzerinde zorlayıcı bir gücü var. İşte olay bu diyorum ben. Hani bir ayette de şöyle diyordu. Onlar yarın kenarında
inkar edenleri de uzak bir yamaçtaydı diyor. Kervan ise sizin alt yanınızdaydı diyor. Burada üç tip insan tipinden bahsediyor. Birisi Müslüman olmaya aday olmuş insanlar, birisi Müslüman olmaya meyilli, mustazaf olanlar, hani siz mustazaf olanları tercih ediyordunuz iki gruptan diyor ya, işte o inkar edenler zaten size düşman olanlar. Mustazaf olanlar da sizin yanınızda gelip sizinle beraber olma. İşte biz insanları netleştirelim diye, kesinlikle yanlışı doğruyu gösterelim diye böyle yaptık ifadeleriyle Kur'an her şeyi dosdoğru açıkladığı kanaatindeyim. Hocam, Hatice Hanım'ın sorusu var. Diyor ki, Fakih ayet 40 yaşına kadar dalgalanma olur ama sonra netleşir. 40 yaşında olgunluk yaşı diyor ya, 40 yaşı. 40 yaşına ulaştığı zaman diyor ya. Ayeti soruyorlar onun için. Ayeti bir saniye söyleyeyim. İsmail 60 buraya, Ahkaf suresi 15. yapmış ama. Evet. Bir saniye. Hocam. Ahkaf 15, evet. Ne diyor orada? Biz insanın anne babasına iyilikle davranmasını tavsiye ettik. Annesi onu güçlükle taşıdı, güçlükle doğurdu. Onun hamilelikte taşınması ve sütten kesilmesi 30 aydır nihayet güç ve çağına, güçlük çağına, erginlik çağına erip 40 yıl yaşına ulaşınca dedi ki, Rabbim bana, anne ve babama iyilikle davranmamı diye, gözüm pek görmüyor da ona nasıl hocam, Hatice Hanım onu zaten ayeti İsmail'e attı. Hatice Hanım onu oradan okur, biz o zaman devam edelim. Tamam. İman edip salih amellerde bulunanlar ise cennet alır. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Orada süresiz kalacaklardır. İşte iman edip salih amel işleyenler nerede süresi kalacaklar? Cennette. Çünkü onlar kendilerini arındırmış, temizlemiş. Ey mutmain olmuş nefis, sen Rabbinden, Rabbin de senden razı olmuş olarak ona dön olgunluğuna erişmiş olarak oraya gidiyor. Yani arasat parasat diye bir şey yok. Ya insanlar inkar ederek ahiret alemine zulmederek giriyor. Zaten inkar etme zulümle başlıyor. Nedir o zulüm? Yaratılışta verdiği sözü değiştirerek bozma demektir. Allah da bir ayette diyordu ya, bir kavim kendisine verilen nimeti kendisi değiştirmediği sürece Allah onu değiştirmez diyordu. Yaratılışta Rabbim Allah'tır demişti. O yaratılışta verdiği söze sadakat göstererek uyan insanlar zaten ölünceye kadar bunu devam ettiriyorsa, git gel yapmıyorsa işte o cennetliktir. Mutmain olarak Allah'ın huzuruna giden insanlar. Hani İsrailoğullarından Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Anne babaya, yakınlara, yetimlere ve yoksullara iyilikle davranın. İnsanlara güzel söz söyleyin. Namazı dosdoğru kılın ve zekatı verin diye misak almıştık. Sonra siz pek azınız hariç döndünüz ve hala yüz çeviriyorsunuz. Şimdi hani İsrailoğullarından
Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Ne zaman söz aldı Allah İsrailoğullarından? Hiç bilen var mı? İsrailoğullarından Hazreti Musa ile söz aldı. Yani Hazreti Musa onlara namazı kılın, orucu tutun, Allah'tan başkasından korkmayın, Allah'a ibadet ve kulluk edin, zekatı verin ifadeleriyle anlatıyor ya, anneye babaya, yakınlara, yetimlere, yoksulluklara iyilikle davranın, insanlara güzel söz söyleyin, namazı dosdoğru kılın ve zekatı verin diye misak almıştık. Yani Hazreti Musa ile onların bir sözleşmeleri vardı. İşte o sözleşmeyi sonra sizin pek azınız hariç döndünüz ve yüz çeviriyorsunuz ifadesiyle kullanıyor. Yani Kur'an sürekli bu insanların gelgit yaşadıklarını ama şu bir gerçek ki ölüm gelmeden önce kendisini değiştirip Allah'ın koyduğu kurallara göre inanır ve yaşarsa işte onlar ebedi cennetliktir diyor Kur'an. İşte burada o son aşamaya gelince de dönmek kolay kolay mümkün olmuyor. Kişi zaten kalbi mühürlenen bir insan yolunu dosdoğru sanıyorsa neye dönsün, niye kendini değiştirsin ki? İşte İsrailoğullarından kesin bir ayette şöyle diyordu sürekli, biz onlara dağı bir gölgelik yaptık diyordu. Yani o gölgelik yaptık ifadesini kullanırken de ilahi mesajla onları tanıştırdık ifadesi kullanıyor. Evet. Hani sizden birbirinizin kanını dökmeyin, birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayın diye misak almıştık. Sonra sizden bunu onaylamıştınız. Hala şahitlik ediyorsunuz. Hani bak sizden birbirlerinizin kanını dökmeyin. Bak Maide suresi 3. ayette Allah leşi, kanı, domuzu Allah adının dışında kesilen hayvanlara haram kıldık ifadesi kullanırken kan kelimesi insan öldürmek olarak tanımlanmış Kur'an. Yani kanı o kesilen hayvanların kanı değil. Bu insan öldürmek, hani kanı dökmeyin, insanları öldürmeyin, birbirlerinizi yurtlarınızdan çıkarmayın diye misak almıştık. Yani bunlar haramdır. Sonra sizler bunu onaylamıştınız. Hala şahitlik ediyorsunuz. Yani peygamberler kendi işlerindeyken, resuller hala onların içindeyken yoldan sapıyorlar. Hani sürekli şimdiye kadar okuduğumuz ayetlerden gördüğümüz gibi bize bir ilah yap diyorlar. Veya biz bir yemekle yetinmeyeceğiz. Bize dünyalık sarımsak, acur, soğan, efendim mercimek kazanacağımız şey yoluna aç ifadesi kullanıyor. Yani burada biz ilahi mesajla yetinmiyoruz. Biz dünyadaki nimetleri içinde boğulmak, onun içinde Yunus'un yaptığı gibi o nimetler içerisinde boğulup Allah'tan uzaklaşıp Allah'ı tesbih edememesi gibi durumu. Yani peygamber bunların işlerindeyken bu şekilde şahitlik ediyorsunuz derken hani Resul sizin içinizdeyken niçin böyle yapıyorsun ifadesi kullanıyor. Hocam bu Maide suresinin 3. ayetindeki o kan meselesi onu o şekilde algılamanıza destek çıkabilecek başka bir ayet var mı? İşte Kur'an'da aslında hani o yani, domuz eti, kan, şu leş vesaire. İşte bu ayet destek yani, çıkıyor işte. Kan adam öldürmek olarak şey yapıyor. Tabii bu ki. Kanı haram kıldık ifadesi kullanırken adam öldürmeyi haram kılıyor. Bazılar da adam etini yemeyi
Yani kan kelimesini adam anlamında, öldürme anlamında kullanmış Kur'an. Adam öldürme anlamında. Şimdi bir hayvandaki kanı yenilebilir mi? Yenilebilir. Onda bir sakınca yok. Öyle bir şey yok Kur'an'da benim anladığım. Onu destekleyici bir şey. Yani orayı tam kafama oturmadı. İşte orada ne diyor? Aslında leş, yani ölü hayvan, kan, öldürülen insan, efendim, domuz. Yani insan olmasını anlayacağımız veya bunu destekleyecek argüman nedir? Onu demeye çalışıyorum. Sayın hocam. İşte Allah kanı diyor, kan dökmeyiniz diyor ayette ya. Kan derken insanı öldürmeyin, kan dökmeyin derken burada hayvanın kanını dökmeyin anlamında anlaşılsa olur mu? Bir de İsmail hocam, hayvan kesildikten sonraki %100 kan çıkmıyor mu? Çıkıyor mu? Biraz çıksın, biraz gene kalıyor yani. İster istemez diyorsun etin içinde. Yani burada istersen bir de ona bakalım bir saniye. Aslında o güzel bir soru. Bir de... Aynen 3 mü? Yok. Kopar o zaman hocam. İsmail hocama katılıyorum. İsmail hocam buna. Dur bir dakika bakalım. Bunun yiyeceklerle alakalı bir şey. Hani kişilerle anlatım desek diğerlerinde bir şey bulamayız. Akıtılmış kanı içmek haramdır diye anlıyorum ben de. Hayvan kanını içmek, insan kanını ne yapması? Hayvan kanı. Hayvanla yiyecekle alakalı. Şimdi, İsmail hocam, bu ayette insanların burayı kan dökme olarak anlaması, insanlar zannediyorlar ki bu ayette sadece yiyeceklerden bahsediyor. Öyle değil. Mesela ayetin devamında diyor ki taşlar üzerinde boğazlanan hayvanlar ve fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. Yani bu ayet sadece yiyeceklerden bahsetmiyor. Bak fal oklarıyla kısmet arama. Bunun yiyecekle ne alakası var? Dolayısıyla yukarıdaki kan da kan dökmeye, yani adam öldürmeye işaret ediyor. Yok, bir de bunlar... Olur mu? Yiyecekle alakalı hocam, olur mu? Üçün ağırda arındığına sayıyor. Arıya insan paraysın. Hayır, faroklarıyla kısmet aramak, bu nasıl bir yiyecek? O ayrı bir şey. O ayrı bir şey. Ama aynı ayetin içerisinde Süleyman hocam. Olabilir. O zaman domuzu nereye koyacağız hocam? Ha bak şunu anlamak gerekiyor. Hani Enam suresi 145'te herhalde. Bütün temiz şeyleri size helal, murdar ve pis şeyleri haram ettik. Aslında hınzır, domuz kelimesinin içerisinde bütün temiz şeyleri içerisine alıp barındırmış Kur'an. Yani o leş, Allah adının dışındaki tertemiz hayvan haram kılıyor. Niye kılıyor bunu haram? Çünkü insanları şirke götürüyor. Bu geniş bir konu. İstersen başka bir zamanda bunu konuşalım. Herkes bu yerden açalım da bunun üzerinde konuşmak gerekir diye düşünüyorum. Bunun üzerine çok durduk biz ama tabii ki duymayanlar var. Aslında şu ayet bütün olayları özetliyor. Temiz şeyleri helal, murdar ve pis şeyleri haram kıldık. İşte Kur'an'da yine Ali İmran suresinin 159. ayetinde Allah'tan bir rahmet dolayısıyla sen insanlara yumuşak davranın. Eğer katı yürekli olsaydın onlar etrafından dağılır giderdi. Öyleyse iş konusunda onlarla müşavere et ve azmet ve yürü. İşte İki Resul vardır. Birisi meleklerin Resullüğü, birisi de insanlardan olan Resullüğü. İnsanlardan olan Resuller Nebilerdir. Meleklerden olan Resuller de yine Allah'ın kodlamış olduğu bilgilerle hareket eden insanın dışındaki varlıklardır. O zaman insanın dışındaki bütün varlıklar melekse, Resulse o meleklerin dilini, haramlığını, helalliğini, İnsanlara zarar olanı, fayda olanı araştıran o konunun ilim adamları. İşte ben de diyorum ki helal ve haram olanlar şöyle anlamak gerekiyor.
İnsanlar zararlı olanlar, insana faydalı olanlar. Kur'an'da içkinin orada şeyini anlatıyor mu? Kur'an formül olarak veriyor. Sigaranın orada, eroinin orada insana zararlı olduğunu söylüyor mu? Söylemiyor. Ama bir formül olarak veriyor. Bu konunun uzmanlarına sor diyor Allah'ın Resulüne. İnsana zararlıysa o haramdır. İnsana faydalıysa... Burada Tevfik abi çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Belki konu hani şey olacak da benim yine çok kafam takılan hususlardan bir tanesi. Çok güzel açıklama yaptırdınız da Aziz Hocam. Allah razı olsun. Yanlış. Şöyle bir sorun da var. Eğer biz tayyibatın veya habaisin insan sağlığıyla zararlı veya faydalı olarak değerlendirdiğimiz zaman şöyle bir problem de ortaya çıkıyor. Mesela şimdi eğer diyelim ki midesinde ulser olan bir insan için gazlı içecekler zararlıdır. Veya kolesterolü olan bir insan için yağlı yiyecekler zararlıdır. Şimdi bunu biz gazlı içeceklerin ulseri olan bir insana zararlı olduğundan dolayı haram diyebilecek miyiz? İşte şöyle. Veya işte kolesterolü olan bir insan için yağlı yiyecekler haram diyebilecek miyiz? Şöyle soralım hocam. İsmail hocam ona soruyor. Diyelim ki mide ülseri var birisinde. Doktor da diyor ki gazlı içecekleri içersen, sürekli içersen senin mide ülserinden bağırsaktaki 12 parmak bağırsağındaki ülserden bu burayı yara yapar, patlatır ve bunun nihayeti seni öldürebilir. Bu kişi de takmıyor bunu. Gazlı içecek helal diyor. Ben bunu içerim diyor. Sonuç ne olacak? Sonuç bunu öldürecek. Şimdi ne oldu? Helal olan gazlı içecek adamı öldürdü. Ama bu o kişiye münhasır bir şey. Gazlı içecek genel manada dengeli, sağlıklı insana zarar veriyorsa gazlı içecek içmezsin, haramdır. Zarar vermiyorsa bunu içebilirsin. Bir de siz bu konuyu zaten araştıracaksınız. Burada 3. ayette, Maide 3'te ölü eti, kan ve domuz eti diyor. Şimdi Allah temiz şeyleri helal, pis ve murdar şeyleri haram kılıyor dedi. Kan pis ve murdar bir şey mi ki Allah burada bunu haram kılıyor? Bu soruyu bir soru işareti koyalım İsmail Hocam. Çünkü zaten 22-17 dersimiz bitmek üzere öbür ayetleri işleyemeyeceğiz. Kan pis ve murdar mıdır, temiz midir? Onun için buradaki kanı anlamak için en önemli sorulardan birisi o. Evet. Bakara suresine geri dönelim. Yanlış anlamayın. Bu konuyu sonra konuşuruz. Çünkü konusu o değil yani. Hocam konular birbirine 85. bağlı. Konular birbirine bağlı olarak gidiyor. Şimdi biz o ayet hakkında şey kalacak şimdi. Onu sonra yani, konuşalım dedik ya. Şimdi burada yüzekle ilgili şey haram olarak anlıyorum. Bu defa kan adam öldürme şeklinde söyleyince bu sefer aklımız orada kalıyor. Yani sizce bu şekilde geçmek doğru mu? Bunu bir açıklığa kavuştursak iyi olmaz mı? Peki sen söyle Süleyman Hocam. Yanlış anlamayın ama bence bu şekilde daha sağlam gideriz. Bir daha oraya geldiğimizde bir daha bu ayeti konuşmamız gerekecek. Bilmiyorum yine siz bilirsiniz. Sen ne diyorsun oradaki Allah leş ölü eti? Yiyecekler bağlamında bir haramlar bütünü anlatılmış. Kan haram mıdır? Neden haramdır derseniz pis midir? Mundar mıdır derseniz domuz etini için pis midir? Mundar mıdır sorusu gelir. Yani Allah burada domuz etini yani şimdi evrendeki şeye de bakalım. Şu şimdiye kadar mesela evinde bardakla kan içen birisini hiç gördünüz mü? Yok yani bu tiksinti verici bir şeydir. Yok var, var. Aç belgesellere bak. Bak bir tane kavimde kan içiriyorlar çocukları. O şey olsun diye, oranın geleneklerine göre. Cesaretli olsun diye. Tabii ki. Açın, açın belgesellere bakın. Burada, burada... İçerisinde hocam, şah damarını, omurilik kemiğini kırmıyoruz, bekliyoruz. Neden? Vücuttaki kanı kan pompalamaya devam etsin, etteki kan tükensin diye. Yoksa bu sefer
bir hayvanı mundar şekilde öldürmeye de döner bu işte. Bak orada şunu anlamak gerekiyor. Bak mesela domuz, kan, leş kelimeleri Allah adının dışındaki kesilen hayvanlar diyor. Sadece bu dört haram mı var? Bunu tekrar eden yaklaşık 4-5 tane ayet var değişik surelerde. Peki 4 tane haram mı var? 4 tane insana zararlı şey mi var? Bunu düşünmek gerekiyor. Bak mesela mantarlar yediğin zaman bazı mantarları yediğin zaman insanı öldürüyor. Öldürmüyor mu? Peki bunu niye saymamış Allah? Bazı kurbağalar var. Şimdi bir tane veteriner, Müslüman, Kur'an okuyan bir veteriner. Bu ayetteki dört şeyi sayıyor. Diğerleri insanların örfüne bağlı diyor. Ben de dedim ki ona, lağım faresi helal mı dedim ben. Sesi kesti, çekti gitti. Ya yani o pislikleri insana zarar veren, zarar verici şeyleri yiyen hayvanlar insana zarar ediyor, haram diye ona diyor. Bu da binlerce insana zarar veren, insanı yaşamını tehdit eden yiyecekler var yaratılmış olan evrende. Dörde sığdırılabilir mi? Orada Kur'an bunu temel olarak ayırıyor. Zaten Kur'an'daki ayetler zamanla çağa geçtikçe anlaşılan ayetler oluyor. Hani bazılarını açıkladık, bazılarından vazgeçtik diyor. Yani şu anda bir şeyin o sağlık konusu yani geneli ifade eden kelimelerde haram o dedikleri şey bütününü ilgilendirir. Ama bazı dediğiniz gibi ben şeker hastasıyım. Şeker yemem bana haram. Ama şekerim düştüğü zaman yememem haram oluyor. Onu da anlamak gerekiyor. Hocam buradaki kanı biz adam öldürme olarak mı anlayalım diyorsunuz? Yani domuz eti öldürülmüş, kendinden ölmüş hayvan. Oradaki aradaki akıtılmış kanı insan öldürme, cinayet olarak mı anlayalım? Aynen öyle anlamak gerekiyor. Bu şekilde gidelim o zaman. İnternette bir ayet. Tamam. Devam edelim hocam istersen. Yani bu zamanla anlaşılır inşallah. Evet. Aydın hocam. Buyurun. Furkan Suresi'nin 68. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Allah, onlar Allah ile beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayan, diye. Yani burada genelde Kur'an-ı Kerim bütünlüğüne baktığımız zaman haksız yere cana kıymama kelimesinin adam öldürme noktasında algılanmış. Tabii ki. Tabii ki konuştuğumuz zaman mesela rivayetler noktasında tabii ki rivayetlere takılmanın hiçbir manası yok. Fakat Araplarda şöyle bir olay yine rivayet ediliyor. Tevfik abi dün akşam ben bir örnekleme yaptım. Habeşistan'a gittiği zaman o rivayet dedi. Fakat kendisi Hüseyin Kerbela'dan bahsederken o durumu izah etmişti. Onu da rivayet diye düşünüyorum. Çünkü arasındaki fark aşağı yukarı ne kadardı? 25 yıl, 30 yıldır. Şimdi burada Cenab-ı Allah insanları haksız bir şekilde öldürme noktasında öldürmeyin diyor. Orada ise kan, yani Araplarda şöyle bir ahlak var. O bir memleketten bir memlekete gideceği zaman hayvanları canlı olarak çantalarına belli bir şeyi batırıp orada belli bir litre kan çekip içme adetleri varmış bu şahsların. Hala daha var yok bilmiyorum. Acaba burada kan bizim bilebilmiş olduğumuz kırmızı kanı haramlığı olabilir mi? Yok ben o kanaatte değilim. Çünkü vücudu helal olan bir şeyin kanı neye haram aslında? Yani burada... Peki Hasan hocam, kan haramsa etten kanı niye ayırmıyoruz? Tamamen ayırmamız lazım. Yani eti kızartıyoruz veya pişiriyoruz. İçinde belli bir kan miktarı var. Yiyoruz. Afiyetle de yiyoruz. Hiç kimse de haram yediğini düşünmüyor. Efendim, kan haramsa mesela başka birisinin şeyinden kan veriyoruz mesela vücudumuza.
Kan neden haram hocam, olsun? Kan verme halde bu ilişkilerden kan alınır. Kansız zaruret halinde. Zaruret halinde haram bile yiyebilirsiniz diyor. O bir zaruret hali kan alma. Onu onunla karıştıramayız. Diğer lektör söylemiştiniz, bir şey daha söylemiştiniz. Bugün etin içerisinde kan yiyoruz. Etin içinde kan. Şimdi abdest alırken hepimiz taharetleniyor. Çişini yapıyorsun. Siz o çişi temizlediğinize inanıyor musunuz? Hayır. Tam manasıyla temizlenmiyor. Yani bir şey...